Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Şefkat Tepe ve Sungurlar dizisinin başrolü olan Serdar Mert karakteri hakkında 10 şaşırtıcı bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bu esnada sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ilk olarak bahsedeceğim şey Serdar Komutan'ın hayat hikayesi. Dizinin ilk iki sezonunda Üsteğmen Serdar'ın kayıp kız kardeşi Zehra'yı arayışı ön plandaydı. Ancak 3 sezondan sonra artık Serdar Komutan'ın artık kardeşiyle alakalı en ufak bir bahsi bile geçmemektir. Dizi Sungurlar olarak devam ediyorken yeniden Serdar Komutan'ın kardeşi gündeme geliyor ve yanlış hatırlamıyorsam 32. bölümde Serdar Yüzbaşı kardeşini buluyor. Ne tuhaf ki o zaman kardeşini canlandıran kişi değişmiş oluyor. Ve aslında başlangıçta kardeşinin adını da Zehra olarak bilirken sonradan Sevim olduğunu görüyoruz. İkinci olarak şunu fark ediyoruz ki Sungurların birinci bölümünde Topal Serdar Yüzbaşı'yı araştırırken onun hakkında bir gazete haberine denk geliyor. Gazete haberinde ise görüldüğü gibi Harbiye öğrencisi Asteğmen Serdar Mert yazmakta. Bunun olması için Serdar Mert'in Kara Harp Okulu öğrencisi olması gerekir ancak kendisi jandarma komando. Yani dizi 1997 yılından başladığına göre Serdar Komutan'ın aslında o yıllarda Jandarma Okullar Komutanlığı'nda okuyor olması gerekiyor. Görüldüğü üzere burada bir hata yapılmış. Üçüncü ilginç detayımız ise dizideki zaman kavramının işleyişi ve Serdar Komutan'ın terfi alışı hakkında. Az önce de dediğimiz gibi Şefkat Tepe dizisi 1997 yılından itibaren başlamakta ve başrolümüz Üsteğmen rütbesinde. Kendisinin okuldan teğmen rütbesiyle mezun olup göreve başladığını düşündüğümüzde Üsteğmen olması için 3 yıl süresi var. Şimdi bu bilgi cebimizde kalsın. Serdar Üsteğmen'in terfi alıp yüzbaşı olduğu bölüme gidelim. Bu bölümde yani 3. sezonda yıl 2013. Bunu nereden biliyorsun diyecek olursanız, Serdar Komutan'ın hafızasını kaybettiği 135. bölümden sonra Yasemin'in bugünün gazetesi diye gösterdiği gazetedeki tarihin 2014 olmasından anlayabiliriz. Şimdi baktığımız zaman Şefkat Tepe dizisi 1997 yılından itibaren başlıyor ve Serdar Mert o zamanlarda Üsteğmen. Eğer 1997 yılında Serdar Komutan'ın Üsteğmen rütbesine yükseldiğini farz edersek, yüzbaşı olması için 6 yıl geçmesi gerekiyor. Yani Serdar Komutan'ın en geç 2003 yılında yüzbaşı olması gerekiyor. Lakin yüzbaşı oluşu 2013 yılında gerçekleşiyor. Baktığımız zaman dizide çok değişik bir zaman akışı var. Bilmiyorum sizin dikkatinizi daha önce çekmiş miydi? Şimdi gelin biraz da Serdar Komutan'ın brevelerine bakalım. İlk brevesi jandarma komando brevesi. Buna zaten çok da şaşmamalı. Bu breve paraşütçü brevesi. Bu breveye hak kazanmak için birkaç farklı yol var. En bilinenleri statik paraşüt temel kursunu başarıyla tamamlamak veya da uçan hava vasıtalarında belirlenmiş rüzgar ve yükseklik limitlerinde gerekli donatımla 5 defa otomatik paraşütle atlayış yapmak. Son taktığı breve ise 11 ila 15 yıl subay kıta komutanlığı brevesi. Buradan Serdar Komutan'ın en az 11 sene kıta görevi yaptığını anlayabiliriz. En son bilgiye gelelim. Serdar Komutan'ın aslen Kürt olması. Şefkat Tepe'nin 86. bölümünde Serdar Komutan kendisinden vatansever bir Kürt olarak bahsediyor gelin. O sahneyi bir izleyelim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt'üm. Bir askerim. Senden davacıyım. Eşim senin yüzünden öldü. Leyla'm senin yüzünden öldü. Daha yine evlenmiştik. Askerlerim senin yüzünden şehit oldu. Hepsi gencecikti. Fidan gibilerdi. Bu sahnede gördüğümüz üzere Serdar Yüzbaşı'nın aslen Kürt olduğunu öğreniyoruz. Zaten 98. bölümde de kadınla Kürtçe konuşmasından Kürtçeyi bildiğini de görüyoruz. Bu da bu durumu kanıtlar nitelikte. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok şaşırtan bilgi hangisiydi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.